Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah çok iyiyiz. Bugün annemlerdeyim, temizlik yaptık. Bir önceki videomun sonunda söylemiştim tekrardan ev turu videosu çekeceğimizi. Annemlerin evini kanalımı ilk açtığımda yani geçen seneki Nisan ayında bir yıl önce çekmiştim. Bir kere de Cansu çekmişti. Ama bu kanalda şu anda yok. O zaman silindi biliyorsunuz ki videolarım. Şimdi de dedim ki tekrardan bu videomda da yani bu kanalımda da bulunsun istedim. Çekmek istedim. Şimdi sizlerle beraber ev turu yapacağız. Bugün annemle beraber biraz yerleştirdik, toparladık. Masamızı oradan oraya taşıdık. Patates çuvallarımızı dışarı attık, temizledik. O zaman ev turu videomuza başlayalım. Bir de ev turu videosu çekelim. Sizlerle paylaşalım. Evet canlarım şöyle ev turu videomuza başlayalım. Şöyle dışından çekmek istedim. İlk videom gibi olsun istiyorum. Çünkü o videom çok güzeldi. Şöyle o zaman eski evler vardı ne anne şurada? Şurada eski evlerimiz vardı. Buralar temizlendi, yıkıldı. Şöyle bir göstereyim. Bura nasıl iyi açıldı gözümüzün önüne. Şöyle buramız böyle açıldı. Eski evler herkesler söylemişti o videomuzda. Keşke yıkılsa kötü kötü duruyor falan diye. En sonunda temizlendi. Temizlendi valla. Yani temizlemesi zor bir de. Belediye gelip temizledi. Aynen. Ağır taşlar kullanılıyor. Şöyle. Binalar taş bina. Yani. Şöyle bahçemizde gösterelim. Sonra evimizin içine geçelim. Benim eskiki takipçilerim bilirler. Onlar izlemişlerdir büyük ihtimal. Şimdi diyecekler biz bu evi bir yerden izledik diye. Aynen. Şöyle. Yukarıda şöyle teras şeyimiz var ama oraya çıkıp oturmadık. Annem orada salça falan kurutuyor. Çamaşırlarımızı neyim de serdik bugün. Şöyle çıkalım. Babamın kırmızı aşkı şu ne yani şunun adı mermer ne şu? He? Buralar neyim kırmızı mozaikleri falan kırmızı toz kattı da öyle yaptı. Şurada da daha işte boyalar falan direkler kırmızı ya. Kırmızı ile mavi aşkı var babamda. İzleyenlerimiz bilir. Şöyle şu tarafta da balkonumuz var. Şöyle şu tarafı da göstereyim. Fazla çamaşırlarımızı çekmeden. Şurada şöyle balkonumuz var. Önceden şu kapının olduğu yerde balkondu kocaman. Orayı kiler yaptık. Şimdi oraya gelince de gösteririm sizlere. Şöyle balkonumuzun büyüklüğü. Patates çuvallarımızı bugün dışarı attık. Halımızı dışarı attık. Koyunlarımızı da babam getirdi yayılımdan. Şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası şöyle girişimiz. Bayağı büyük bir girişimiz var. Bu sene bunun duvarlarımız falan hep boyanacak arkadaşlar. Kapılar, duvarlar, her şeyler boyanacak. Duvarlarımız biraz şey yaptı, kirlendi. Boyama zamanı artık geldi ama yazın kesinlikle boyamayı düşünüyor babam ki. Şöyle. Kapılarımızı falan zaten geçen yıl yani bir sene daha olmadı bence takılalı. Önceden başka kapılar falan vardı. Şöyle kapılarımızı bir çekeyim öncelikle. Burası aslında oturma odası yan taraf salonda ama burayı böyle Kaan'a bir oda yaptık. Ben falan gelince yazın yatıyorum. Şunlar benim eşyalar. Kaan'ımın yatakları. Şöyle perdelerimiz. Şu perde aslında şuraya kadar gidiyor da. Güzel çekmemişiz. Onu güzelce çekelim, düzeltelim. Böyle düzensiz şeyler hiç sevmem. Burada şu an kimse yatmıyor. Biliyorsunuz ki evlerimiz sobalı köyde olduğumuz için. Sobalı olduğu için de mecburen Kaan oturma odasında yatıyor. Burada yatan yok. Şöyle şu sehpalar falan da oturma odasının şunlar. Oturma odasına gidecek yaz gelince. Şu sehpalar da hep oturma odasının. Şu çiçekler. Böyle düzenledik bugün biraz. Şu da annemin dikiş makinesi. Annem burada işte yorgan yüzü, yastık yüzü her şeysini kendi diker. Kıyafetlerini falan daraltır. Biz Cansu'dan getirir kıyafetlerimizi daraltmak için. Yani annemlerin şey o makinesi. Şöyle burada iki parça halı sermiş annem buraya. İkisi de renkleri benzer. Şuraya ayak altı boş durmasın diye. Orada çünkü dikiş dikiyor ya şurada. O halıyı da o yüzden oraya sermiş. Bu masalar falan hep oturma odasının normalde. Camın önünde hem çiçekler var. Her videomda görüyorsunuzdur. Şuradan şöyle çıkalım. Şurada yani bura aslında salon misafir odası ama biz burayı oturma odası olarak kullanıyoruz. Çünkü bura sıcak oluyor kışın. Yani yazında daha bir sıcak oluyor. Yazında balkonda falan oturuluyor zaten. Eve pek girilmiyor. Şöyle önce bir çekeyim. Sonra anlatayım sizlere. Şöyle üçlü koltuğumuz var. Şurada yine anacığımın çiçekleri. Şurada şöyle televizyonumuz var. Şöyle. Şurada bir sobamız var. Daha sobalar kalkmadı. Nisan ayındayız. Mayıs ayında bir ay sonra sobalarımız falan kalkar büyük ihtimal. Yani sobada bayağı zor oluyor. Bilirsiniz sıcağı falan çok güzel ama çok zor oluyor. Yani kulüdür, şeydir.
Evi de karartıyor. Duvarları falan da zaten soba batırdı. Şöyle koltuklarımız böyle renk, yani şu an pudra değil de pembe gibi. Pembe de değil. Değişik bir rengi var bunun. Şöyle halıyı da bu sene yeni aldılar. Videolarını da çekmişsindir büyük ihtimal. Yani morlu. Bu renkten bulamamışlar. Bu odanın zaten kendi halıları var. Beyaz halısı da var. Böyle pudralı bu renkten halısı da var. Ama bu halıyı aldılar annemler. Şuraya kadar uzun olsun diye. Yazında bembeyaz halısı var buranın. Annem onu seriyor. Şu an hani kışın bu odada oturdukları için ora kirlenir. Perdelerimizi falan da açtık evimize ışık gelsin diye. Çünkü dışarı bayağı bir karanlık bugün. Şey var, yağmurlu bugün havamız. Şöyle tekrardan çekelim. Diğer odalarımıza doğru yavaş yavaş geçelim. Şöyle yavaş yavaş çekelim. Bu odamız bayağı bir geniş. Yani benim Aksaray'daki ev gibi, yani büyük büyük odaları. Şöyle kapımızı kapatalım. Buranın kapılarını hep boya istiyor işte. Şurası lavabo. Yani klozetli olan değil, normal lavabo. Şurası bugün düzenlediğimiz oda işte, düzenledik. Şöyle burası ekmekli oda. Şu ekmeğin örtüsünü bugün makineye falan attık. Bir sürü burayı toparladık. Birazdan, yani dışarıda görmüşsünüzdür örtülerimizi. Birazdan buraya örtülecek ekmeğimizin üstü. Burası aslında ekmekli oda değil ama bu oda boş olduğu için annem ekmeğini buraya koyuyor. Şurada ne mutfağın masası vardı. Kışın olduğu için buraya koyuyorlardı. Biz böyle yorganı, yastığı falan koyduk. Yatağa koyduk. Şu yastığı da Kaan sonradan koymuş galiba. Şöyle düzeltelim. Yorgan yüzlerini falan da hep toparladık. Örtülerini hep attık. Bu odayı çünkü temizledik. Şurada şöyle biliyorsunuz şey vardı. Kapının arkasında. Patates çuvalları vardı. Onları dışarı attık. Oraya askıyı koyduk. Şekerimizi koyduk. Süpürgemizi. Şurada da şöyle çamaşır askımız falan duruyor. Orada da bir banyomuz var. Şöyle netleşsin. Orada da bir gizli banyomuz var. Duvarlarımız bayağı kirlendi arkadaşlar. Sobadan böyle karardı. Yani bunlar böyle karartı. Şöyle çekelim buramızda. Şurada şu perde duruyor. Neden orada? Annem o kalın perdeyi oraya asmış. Çünkü ekmeğimiz bayatlamasın diye. Genellikle perdemiz çekili duruyor. Bu perdeyi hatırlarsınız. Bizim çocukluğumuzun perdeleri. Küçüklüğümüzün. Çocukluğumuzun perdeleri. Şöyle çekiyor annem burayı. Ekmeğimiz bayatlamasın diye. Şurada da vardı. Onları falan hep çıkarttık işte. Şunun üstündeki örtüyü de söylediğim gibi makineye attık, yıkandı. Şurada da şöyle bir halımız var. Yani bura böyle yedek oda gibi bir şey. Temizlendi bugün. Şurada da banyomuz var. Şurada mutfağımız var. Şu yan odada yatak odası, orayı göstermeyelim. Çünkü babam biraz kızıyor bize. Yani doğru da aslında, çok haklı. Kızmaz, çok haklı yani göstermememiz. Şu mutfak masamızı buraya taşıdık. Şunu leğenin içindekiler de çıttıklar. Dün Cansu'lardan getirdik. Ellerine kollarına sağlık. Yedik, çok güzeldi. Akşam yemeğinden sonra. Şurada da mutfak masamız var. Buraya koyduk. Bu yan odadaydı aslında ama biz getirdik, buraya koyduk. Mutfakta artık yazın burada yemek yiyecekler ya, o yüzden buraya koyduk. Kilerimiz yerleşecek biraz. Annemden bugün bütün elimize geçen hep oraya attık. Orayı da şimdi göstereceğim sizlere. Şurada önceden buzdolabımız vardı ama çamaşır makinesiyle onun yerini değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü bulaşık makinesi için yer yoktu. Makine geldikten sonra onu da oraya koyduk. Üstünde böyle ekmek şeylerimiz falan var. Bulaşığımız neyim? Yıkadık, tertemiz oldu mutfak masamız. Şurada şöyle ocağımız var. Şarjımız bitiyor. Şurada şöyle ocağımız var. Şuradaki ocak pek güzel yanmıyor yani. Şeyi bitti, bozuldu. O yüzden onun yerine bunu koyduk. Şöyle biraz da dolabın içinden çekeyim sizlere. Şöyle. Bunlar misafir için olanlar. Umarım ki güzelce görünüyordur. Ne güzel parlıyor, ışıl ışıl. Annem yıkamış, oralara dizmiş. Annem çok titizdir arkadaşlar. Sürekli temizlik yapar ama hani evi göstermeyen bence duvarın boyasıdır. Ben her zaman söylerim bunu. Duvarda birazcık böyle leke bile olsa, kalkmayan lekeler, duvarı zaten kirli gösteren onlardır. Ama annem oraları falan çok sildi. Hiçbir şekilde kalkmadı duvarlarımızın şeyleri, karaları. Çünkü soba kullanıyoruz. Eve ise her tarafa siniyor. Ama mutfağımızın duvarı birazcık daha yani temiz. Çünkü burada hiç yanmadı soba. Şöyle üstte şeylerimiz var. Misafirlikler. Şöyle fincanlarımız var. Bu sene bunlar annem aldı. Yani anneme bunlar bu sene hediye geldi şöyle. Fincanlarımız. Böyle altılı. Çok güzel. İngiliz olmalı galiba. Markası çok güzeldi zaten. Şunlar da bu sene alındı. Bunlar da hediye. Şöyle. Çok tatlı. Şunlar da kahve yanı bardaklarımız. Net çıkartmıyor ama umarım ki net çıkıyordur. Lütfen görüntü için kusura bakmayın. Çünkü ışıklar açık. Yani açmak zorundayım.
Dışarı karanlık, evlerimizin içi de çok karanlık. Şu yukarıdakiler de şöyle. Burada da normal kullanılan, günlük kullanılan bardakları falan var. Annemin dolabında aşırı derecede fazla tabak var. Yani o yüzden almıyor. Şöyle şurada çorba kaseler, üstte de kaseler. Onun üstünde çaydanlıklar, saklama kapları falan var şöyle. Çaydanlıklarında bir sürü çaydanlığı var. Şimdi belki karşınıza çıkacak şöyle ben çekerken. Dolabı söylediğim gibi babam mavi aşkından. Babam maviyi çok sever. O yüzden dolap böyle. Şöyle bunlar granit tencere yerleri. Şu yukarıda var, şu arada. Bunları bu sene aldık. Şunları bana hediye gelmişti evime. Annem de çok beğendi. Ona da internetten sipariş verdik. Şu tencerelerde 3-4 yıl oluyor sanırım annem alalı. Şu yukarıdakileri daha hiç açmamış. Kıyamıyor kullanmaya. Şöyle. Şurada da sanırım blenderları falan var. Şu gözü de açalım. Şöyle bakın. Burada da porselen tabaklar, işte cam tabaklar. Söylediğim gibi aşırı derecede fazla tabak var. Çünkü annem çok sever böyle tabak, çanak bir şeyler almayı. Bayılır. Babam da öyle. Orası da öyle. Şöyle kapatalım. Şurada şöyle şeylerimiz falan duruyor. Tost makinesidir. Bilmem işte mikrodalga fırındır. Şöyle biraz da size kilerimizden çekelim. Söylediğim gibi kilerimiz biraz dağınık. Çünkü bugün öteki odalar temizledikçe şu çuvallar falan hep getirip buraya attık. Bu üsttekileri getirip buraya attık. Bura biraz toparlanacak. Şöyle şurada dondurucumuz var. Şurada şöyle turşular, yağlar. Şurada unlar. Üstlerinde de unlar. Şurada buzdolabımız burada. Şöyle burada duruyor. Şu saklama kaplarının içine de annem malzemelerini falan koymuş. Şöyle dondurucumuz, masamız, her şeyimiz burada. Buraya o zaman çektiğimde videoyu şey demişlerdi. Perde olması gerekir oraya. Perdesiz olmaz demişlerdi. Annem bu perdeyi burada şey yok. Yukarıda perde takma yeri yok. Babamların ikisi böyle yukarıdan asmışlar. Bu perde çok güzel duruyor aslında ama şuraya bugün şey kısılmış. Şunu açalım. Neyse açamayacağız. Uğraşmayalım. Burayı annem böylece yapmış. Bu perdeyi buraya takmış. Çok da güzel olmuş bence. Buradan yan taraf görünüyor. Yan tarafın yolu görünüyor. Bu yoldan şöyle. Biraz önce gösterdiğim bahçemiz falan görünüyor. Şuradan da yine yan taraf görünüyor. Burada bir tane daha camımız var. Önceden söylediğim gibi burası balkondu. Yani şu kapı şu taraf hiç yoktu. Burası balkondu. Tamamen bütündü. Şurada kapı vardı. Şöyle gideyim. Şu aradaki bölmede kapı vardı. Bura dışarı doğru açılıyordu. Sonra kilerimiz olmadığı için ev bayağı daraldı. Kiler yapalım dedik. Böyle duvar falan yaptı babamlar. Böyle uğraştılar, ettiler. Sonra burayı böylece yaptık tertemiz. Yani çok da iyi oldu. İyi ki de yaptılar. Bütün şeyi hep kaldırıyor yani ortadan. Ağırlığı, şeyliği. Daha şu dolabın içinde de bir sürü malzeme var. Önde patates çuvalı olmasa şöyle aradan görüyorsunuzdur. Kavanozlarımızı. Annemle bir yerleştirmiştik, video çekmiştik. Kanalında bulabilirsiniz videomuzu. O dolabın içinde böyle iki gözü var. İkisinin hepsi de kavanozlu şey dolu. Böyle malzeme dolu. Yapılan malzemeler. Yani yoksa almıyordu. İyi ki bu kiler yapıldı. Çok da iyi oldu. Rahatladılar. Şöyle. Buradan da şöyle çıkalım. Şurada da baharatlıkları falan var. Şu yağlıkları var. Yağdanlıkları. Bunlar hem ben kendime bir tane de annemlere almıştım. Mutfağım için almıştım. Bilirsiniz videolarımdan eğer izliyorsanız. Şu havluyu da ben örmüştüm. Havlu modelini. İğne oyası yapıyorum biliyorsunuz ki. Bunu da yapmıştım. Pembeli membeli. Çok da güzel olmuştu. Böyle arkadaşlar evimiz. Bayağı geniş büyük bir ev. Şöyle arası da böyle. Çocuklar evde dışarı gittiler. Oyun oynuyorlar. Şöyle biraz da bahçemizden çekeyim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Fazla da uzun tutup da sizlerin başlarını ağrıtmayayım. Şöyle koyunlarımız diyeyim geldi. Bir de onları çekelim. Anneciğim video çekiyorum aşkım. Şöyle bir de bahçemizi çekiyorum son. Ev turumuzu bitirdim. Hayır Yusuf. Şuradan anne biraz ekşi ot toplayacaktık ya. Dur bıçak getireyim de toplayalım. Şöyle. Tamam aşkım sen de yardım et. O zaman canlarım ev turu videomuz bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Her zaman izliyorsunuz bizleri. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz gerçekten. O zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.